Onlar hakkın öncüsü, doğruluğun dilidir. Hazreti Ali şöyle buyurmuştur. Doğru sözlü kimse kurtuluş ve yüceliğin eşiğindedir. Yalancı ise helak ve horluk uçurumunun kenarındadır. Yine şöyle buyurmuştur. Doğru insan saygın ve değerli insandır. Yalancı insan ise hor ve zelil bir insandır. Hazreti İmam Cafer buyurdu ki, doğru insanı onaylayan ilk kimse, onun doğru olduğunu bilen aziz ve celil olan Allah'tır ve hakeza onun doğru olduğunu bilen kendi nefsi onu tasdik eder. Yine İmam Sadık Aleyhisselam buyurdu ki, insanların namaz ve orucuna aldanma. Zira insan bazen namaz ve oruca alışır ve onları terk edecek olursa korkuya kapılır. İnsanları doğru konuşma ve emanete riayetle deneyin. Allah'ın sevgilisi Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. İnsanların fazla namazına, orucuna, haccına, ihsanına ve gece zikrine bakmayın. İnsanların doğru konuşmasına ve emanete riayet edişine bakın. İmam Cafer Aleyhisselam şöyle buyurdu. Aziz ve celil olan Allah, her peygamberi doğru konuşmayla ve emaneti iyi olsun, kötü olsun sahibine vermekle göndermiştir. Cenab-ı Hak Kur'an'da şöyle buyurdu. İman edip yararlı işler yapanları, Allah'ın gerçek bir sözü olarak içinde temelli ve ebedi kalacakları altından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır? İmam Ali Aleyhisselam sözlerin en doğrusu hakkında şöyle buyurmuştur. La ilahe illallah, yani Allah'tan başka ilah yoktur diye şehadette bulunmaktır. Yine buyurdu ki, sözlerin en doğrusu hal dilidir. Hal dili söz dilinden daha doğrudur. Resulullah buyurdu ki, üç yerde doğruluk çirkindir. Söz taşımak, birine ailesi hakkında tatsız haber vermek ve birinin verdiği haberi yalanlamak. İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Her kime bir Müslüman sorulur da, o da doğru söylediği için o Müslümana bir zarar ulaşırsa, Allah katında yalancılardan sayılır. Her kimden bir Müslüman sorulur, yalan söyler ve o Müslümana bir hayır ulaşırsa, Allah katında doğrulardan sayılır. Hazreti Ali şöyle buyurdu. Nasıl da apışıp şaşkınlaştınız? Oysa Nebinizin ehli beyti aranızdadır. Onlar hakkın öncüleri, dinin alametleri, doğruluğun dilidirler. Yine şöyle buyurdu. Ey insanlar! Hiç kimse her ne kadar mal mülk sahibi de olsa yakınlarından ve onların kendini elleri ve dilleriyle savunmalarından müstani, yani ihtiyaçsız olamaz. Allah'ın insana halk arasında verdiği iyi, hayırlı isim başkasına miras olarak bırakacağı maldan daha hayırlıdır.